Herkese merhaba. Değerli ziyaretçiler, kanalıma hoş geldiniz. Bu video incelemesinde sizlere Kindle firmasının 2019-2010 aralığında piyasaya çıkardığı devasa boyuttaki 9.7 inçlik Kindle DX model cihazını tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar, yazımda da belirttiğim gibi cihazın bu teknolojide, yani bu tür cihazlarda cihazın eski, çok eski olması pek bir şey ifade etmiyor. En nihayetinde bu tür cihazlar sadece kitap okumak için piyasaya sürülüyor. Çok spesifik işler yapmıyoruz bu cihazlarla. Dolayısıyla sahip olduğu birçok iyi özelliği ile bu cihaz günümüzde de yine kitap okuma meraklılığı, özellikle PDF meraklılarının ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde bunları söyledikten sonra kutu içeriğinden başlayarak incelememize devam edelim. Cihazın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oldukça sade, basit bir kutu olmuş. Sadece üzerinde bir Amazon'un logosu var. Arkasında, sağında, solunda herhangi bir şey yazmıyor arkadaşlar. Şöyle bir şu tarafta işte bir seri numarası yazıyor. O kadar, başka da bir şey yok. Gelelim kutunun içinden çıkacaklara. Evet, haliyle bir tane Kindle DX model kitap okuma cihazımız var. Kenara alıyoruz. Bir tane şarj etmek ve bilgisayara bağlamak için micro USB kablosu geliyor arkadaşlar. Tabi cihaz ben ikinci el olarak aldım. Bu nedenle aldığım arkadaş da dokümanlarını falan kaybetmiş. Büyük ihtimalle bunların dışında şey çıkıyordur. İşte garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi çeşitli belgeler çıkıyordur. Büyük ihtimalle başka da bir şey çıkmıyor kutusundan. Kindle DX cihazımız bu arkadaşlar. Hemen özelliklerinden başlayarak incelememize devam edelim. Cihazımızın ekranı 9.7 inç E-Ink teknolojisi ile yapılmış. 1200x824 HD çözünürlük var. 150 ppi değeri var. 16 bit siyah beyaz renk derinliği kullanılmış. Ağırlığı da, bu konuda bir bilgi bulamadım internette ama zannediyorum ki 300 gram civarı bir ağırlığı var. Çok ince arkadaşlar. Şöyle devasa boyutta görünmesine rağmen elde, tek elle bile çok rahatlıkla tutabiliyorsunuz görüldüğü gibi. Başka 3G wireless bağlantısı var. Yani bu cihazda pratik, normalde internete girmemiz gerekiyor ama incelemenin ilerleyen safhalarında onu da ayrıyeten size söyleyeceğim. Arka ışıklandırma yok arkadaşlar. Depolama alanı olarak 4 GB bir depolama kapasitesi var. Bunun yaklaşık 3400 GB'ı bize kalıyor. Buna da, bu kapasiteye de yaklaşık 3500 kitap rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Tabi boyutuna göre değişmekle beraber. Li polimer 1530 mAh'lik bir pil kullanılmış. Şirketin dediğine göre bu batarya bize tek şarj ile bir hafta, yarım saat okuma süresi ile bir hafta dayanma süresi vaat ediyor. Tabi Wi-Fi, işte 3G falan açık olduğu zaman, pardon, yanlış söyledim, tek şarj ile 2 hafta bir okuma süresi veriyor. Wi-Fi 3G açık olduğu zaman ise bu süre 1 haftaya kadar düşebiliyor. Renk olarak elimdeki cihaz beyaz arkadaşlar. Bunun siyah renk seçeneği de var. Zamanında piyasaya çıkmış. Desteklediği formatlar haliyle çoğumuzun bildiği üzere EPUB formatını desteklemiyor arkadaşlar cihaz. Bunun yerine kendi formatı olan MOBI, AZV, AZV3, DOC, PDF, TXT, HTML, RTF gibi bilinen, tanınan resim kitap formatlarını destekliyor arkadaşlar. Resim formatı olarak da JPEG, GIF,
PNG, BMP gibi formatları açabiliyor. Cihazın şöyle de bir güzel özelliği var arkadaşlar. Bu cihazda sesli kitapları açabiliyorsunuz. Yani ya kendi bulduğunuz veyahut da internetten satın aldığınız sesli kitapları ya kulaklık yardımıyla veyahut da dışarı ses vererek bu cihaza çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihaz MP3 dosyalarını da destekliyor. Yani bu cihazda MP3 dosyalarınızı da çalabiliyorsunuz. Tabii incelemenin ileriki safhalarında bunlara ayrıntılıca değineceğiz. O yüzden uzatmadan geçiyorum. Cihazda arkadaşlar basit bir web tarayıcısı var. Yine gelişmiş okuma deneyimi, işte MOBI, AZV, PDF dosyalarında işaretleme, vurgulama yapma gibi işlemleri bu cihazda da rahatlıkla yapabiliyoruz. Dil olarak İngilizce arkadaşlar. Başka herhangi bir dil yok. Türkçe zaten yok. Diğer ek özellik olarak da Amazon.com'da bir hesap açarak Amazon'un kendi sitesinden e-kitap, işte gazete, dergi gibi dokümanları bu cihaza rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Evet, cihazımızın özellikleri aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Kasa yapısından bir saniye. Kutu içerisinden bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar kasa yapısından ve tasarımdan devam ederek kasa yapısından ve tasarımından başlayarak incelememize devam edelim. Kindle DX'in ön tarafı bu şekilde kaliteli plastik bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Güzel bir, hoş bir malzeme olmuş bu. Ön tarafındaki plastik malzeme. Ön tarafta işte yine bir Amazon Kindle logosu var. Şurada bazı işte fiziksel tuşlarımız var. Yine en alt kısımda bir fiziksel klavyemiz var. Bunlara değineceğiz. Arka kısımda şöyle komple fırçalanmış alüminyum bir malzemeden yapılmış. Güzel bir yapısı var arkadaşlar. Yine şu üst kısımda dar bir yapı plastikten yapılmış. Yani malzemesi kaliteli, güzel, hoş olmuş. Burada kullanılan giriş çıkışlara geldiğimizde ise güç tuşumuz üst kısımda konumlandırılmış. Şu şekilde uykuya alma moduna alıyoruz cihazı. Şöyle hafif bir ittirmeyle. Tekrar hafif bir ittirmeyle yine uyku modundan geri almış oluyoruz. Yine sağ tarafta bir 3,5 mm'lik kulaklık girişi mevcut arkadaşlar. Gelelim bu tarafa. Burada da bir sadece bir tuş var. O da sesi, cihazdaki sesi açma ve kısmaya yarıyor. Şeylerdeki normal tabletlerde ve cep telefonlarındaki gibi. Bu tarafa geldiğimizde şurada iki tane çıkış görüyorsunuz. Giriş görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya da cihaz için özel olarak üretilmiş kılıf var. O kılıfı bu iki deliğe yerleştirdiğimiz zaman cihazı kılıflı bir şekilde kullanma imkanı veriyor bu iki giriş. Alt kısma geldiğimizde sağda ve solda hoparlör çıkışımız var. Şurada bir resetleme deliği. Ortada da 2.0 USB destekli micro USB girişimiz var. Cihazı bilgisayara bağlamak ve şarj etmek için bu girişi kullanıyoruz. Evet. Cihazdaki giriş çıkışlar bunlar arkadaşlar. Ters tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar cihaz dokunmatik değil. Cihaza dokunmatik dokunma yoluyla hükmedemiyoruz. Bunun yerine şurada gördüğümüz sağdaki tuşları ve şuradaki fiziksel klavyeyi kullanıyoruz. Bu fiziksel tuşlardan size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu home tuşu cihazda işte kitap okurken, PDF okurken her nerede isek, hangi sayfada isek bu tuşu kullanarak başlangıç ekranında çok rahatlıkla dönebiliyoruz. Şurada yine bir
Sayfa ileri, sayfa geri tuşumuz var şurada. Burada herhangi bir PDF veya Mobi dosyasında hemen açayım bir tane. Gerçi onları deneyeceğiz de şöyle bir tane veya hemen kullanma kılavuzunu açalım. Şu şekilde bir sayfa geri işlevini görüyor. Yine aynı şekilde aşağıdaki Next Page tuşu da bir sayfa ileri veya menüdeysek eğer bir menünün bir ilerisine geçme imkanını sağlıyor. Şurada da bir menü tuşu var arkadaşlar. Bu menü tuşu da şeydeyken Mobi dosyası veya PDF dosyası okurken bu dosyada işte işaretlemedir, vurgulamadır, not koymadır vesairedir. Araştırma istediğimiz sayfaya gitmedir. Bu işlemleri yapmak için de bu menü tuşunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi. Şurada da bir trackpad'imiz, D-pad diyorlar buna daha çok. Trackpad diyelim biz buna. Trackpad'imiz var arkadaşlar. Bu trackpad'i kullanarak eğer Mobi dosyası okuyorsak hızlıca bölümden bölüme atlamamıza yarıyor. Veyahut da zaten işlerimizin cihaz dedik ya dokunmatik değil. Cihazdaki işlemlerin birçoğu için bu D-pad'i, trackpad'i kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ayrıntılıca size bahsedeceğim zaten. O yüzden kısa kesiyorum. Tekrar başa gelelim. Şu D-pad'in kullanımına biraz bakalım arkadaşlar. Mesela işte burada dediğim gibi burada ana ekrandayken bu D-pad'i kullanarak dosyalar arasında aşağı yukarı gidip gelebiliyoruz. Şöyle. Yine diyelim ki bu dosyalar içerisinde bir tanesini açmak istiyoruz. Yine ortaya biraz bastığımız zaman dosyayı bu şekilde açmış oluyoruz. Şu back tuşu da bir önceki menüye geri dönme işine giriyor. Tekrar başa gelelim. Buradaki sağ taraftaki tuşların kullanımı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Şu fiziksel klavye de dosya okurken veya MP3 çalarken kullanabileceğimiz şu fiziksel klavyede bazı kısa yollar mevcut. Onları da yeri geldiğinde size bahsedeceğim zaten. Ama en azından başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Mesela yine fiziksel klavyedeki şu tuş yardımıyla açtığımız Mobi veya PDF dosyasındaki yazı karakterlerini büyütme, küçültme, işte kenar boşluklarını ayarlama gibi işlemleri yine fiziksel klavyedeki şu tuş yardımıyla yapıyoruz. AA simgeli tuş yardımıyla yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, işte ileride bahsedeceğiz. O yüzden kısa kesiyorum. Tekrar başlangıç ekranına dönelim. Gelelim cihazın ekranına arkadaşlar. Özelliklerde de bahsettiğim gibi cihazda 9.7 inçlik bir ekran kullanılmış. Devasa bir ekran kullanılmış. Bu ekran E-Ink teknolojisi ile imal edilmiş. Çözünürlük olarak 1200'e 824 bir çözünürlüğü var. PPI değeri de 150 PPI demiştik. Bu özellikler bize ne veriyor dersek... Tabii bunu her zaman söylüyorum. Neticede normal kitap okurken de kitabı veya bu tür cihazları belli bir mesafede kullanmak gerekiyor. Şu şekilde ortalama bir okuma mesafesinde kullandığımız zaman cihazdaki düşük PPI değeri ve boyutuna göre biraz daha düşük olan çözünürlük çok da göze batmıyor. Bunu şu şekilde size bir PDF ve Mobi dosyası açarak bir göstereyim arkadaşlar. Cihazdaki Mobi dosyamız bu şekilde görünüyor. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Yani o pikseller çok da fazla gözükmüyor dediğim gibi.
Şöyle çok fazla da yakından bakmadığımız sürece. Yani kaliteli, güzel, hoş görünüyor diyebiliyoruz. Geri gelelim. Evet, başlangıç ekranında gelelim tekrar. Bir tane de PDF dosyası açalım. Dan Brown'un başlangıç kitabı varmış. Onu açıyoruz arkadaşlar. PDF dosyamız da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Tabii bunun kalitesi bu bize biraz benim gösterdiğim dosyalar özel tarama olduğu için bunların kalitesi biraz düşük olabiliyor ama sizin Amazon'dan satın alacağınız PDF ve mobilerde bu kalite daha da yükselebilir tabii. Neticede dosyaların kalitesi taranma çözünürlüğü alakalı olan bir şey. Yani bu benim mesela size gösterdiğim PDF sıradan internette bulabileceğiniz normal PDF kalitesinde diyebiliriz. Geri gelelim. Ya özetle tabii cihazın şimdi modelini de göz önüne aldığımız zaman neticede 9 aşağı yukarı bir 8-9 senelik bir cihaz. Şimdi yeni çıkan başka markaların birçok modeli çok daha üst seviyede özellikler barındırıyor. Ama tekrar söyleyeyim, bu cihazda biz sadece PDF dosyası okuyacağız, işte mobil dosyası okuyacağız. O yüzden cihazın görece düşük çözünürlüğü çok da göze batmıyor. Yani PDF ve mobi formatındaki kitaplarınızı bu cihazda çok rahat okuyabilirsiniz. Cihazın ekranı arkadaşlar gündüz ışığında çok rahat görünüyor. Çok da işte düzgün bir yansıma yapmayan güzel bir ekranı var. Gündüz dışarıda veya normal lamba ışığında ekran çok rahat okunaklı görünüyor. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Kontrastı bana biraz düşük geldi gibi. Yani benim kullandığım cihazla alakalı bir şey mi bu, yoksa diğer cihazın genel özelliği bu şekilde mi? O konuda bir şey demek pek mümkün değil. Başka bir cihaz görme imkanım olmadığı için. Ama yani cihazın kontrast dediğimiz şu arkadaşlar. Yani bir tane dosya açayım ben size yine. Bakın yani şu şekilde biraz daha sanki bir tık daha o siyahlar biraz daha siyah olabilirdi gibi geliyor bana. Bu konuda biraz düşük kalmış gibi geldi. Tekrar söyleyeyim. Hani bunu kontrasta arttırma azaltma gibi bir ayar da cihazda göremedim. İnternette yaptığım araştırmalarda da bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım. Yani neticede cihazın kontrastı biraz daha birkaç tık daha iyi olsaydı güzel olacaktı diye düşünüyorum. Ama bunun dışında dediğim gibi çok da rahatsız etmiyor cihaz ekran. Cihazın arayüz ve performansından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Cihazın arayüzü ilk açtığımızda bizi bu şekilde karşılıyor. Bu konuda çok da fazla bir özelleştirme yapma imkanımız maalesef yok. Şu şekilde göstereyim. Yeni nesil cihazlarda görmüşsünüzdür. Mesela cover olarak bir liste gösterebilir, bir liste olarak cover listesi olarak cihaza yüklediğimiz kitapları o şekilde görebiliyoruz. Kindle'ın bu modelinde maalesef öyle bir özellik yok. Ana ekranda kitaplarımız bu şekilde listelenmiş olarak görünüyor. Tabii bu listelemeyi şu şekilde yazar adına göre veya kitap adına göre artı oluşturduğumuz koleksiyonlara göre görme imkanına sahibiz. Başka da bir özelleştirme yapamıyoruz arkadaşlar. Cihazın arayüzü bizi bu şekilde karşılıyor. İşte cihaza yüklediğimiz bütün kitaplar karşımızda. Tabii bunları siz koleksiyon oluşturup isteğinize göre kategorilendirebiliyorsunuz. Cihazın arayüzü bu şekilde. İşte temin de bahsettiğim gibi cihaz dokunmatik değil arkadaşlar.
sağdaki ve aşağıdaki fiziksel klavyeyle cihazdaki işlemleri yapabiliyoruz. Hemen şöyle yine kısaca geçeyim size. Şu home tuşu, işte nerede olursak olalım cihazın ana ekranına geliyoruz. İleri sayfa, geri sayfa tuşumuz, ileri sayfa tuşumuz var. İşte menü tuşumuz var. Şurada bir trackpad'imiz var. Bir de back tuşumuz var. Aşağıda da fiziksel klavyemiz var. Tekrar home tuşuna gelelim. Şimdi arkadaşlar bu fiziksel tuşları kullanarak cihazı kullanmaya başlayalım. Diyelim ki bir tane mobi dosyası açacağız. Yine şu trackpad'i kullanıyoruz. Aşağı yukarı. Açacağımız kitaba geliyoruz yine trackpad yardımıyla. Ortasına tıklıyoruz. Kitabımız açılıyor. Bu şekilde kitabımızı açtık. Kitabımızı açtıktan sonra diğer kitapla ilgili işte işaret koyma, işte vurgulama yapma gibi işlemleri kullanmak için yine menü tuşunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada. Başka bir bölümde ayrıntılı değineceğiz. O yüzden fazla uzatmıyorum. Yine trackpad'i kullanıyoruz. Yine geri geliyoruz. Şöyle on. Trackpad'in kullanımı arkadaşlar bu trackpad şeydeki enter tuşu vazifesi görüyor fiziksel klavyedeki. Bütün işlemleri bu tuşla yaptığımız için onun biraz daha bahsedeyim işlevinden. Şu şekilde ileri doğru tıkladığımız zaman trackpad yardımıyla cihazda yüklü kitap ile ilgili çeşitli işlemler yapabileceğimiz bir menü açılıyor arkadaşlar. Bu menü de şöyle go to last page read. Mesela son okuduğumuz sayfaya gidebiliyoruz veya kitabın başlangıcına gidebiliyoruz veyahut da istediğimiz bir sayfaya gidebiliyoruz. Veya dokümanda herhangi bir kelimeyi aratabiliyoruz. İşaretleme bookmarklarımıza gidebiliyoruz veyahut da kitabımızı delete this document ifadesiyle cihazdan siliyoruz, kaldırabiliyoruz. Yine bu trackpad yardımıyla. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bütün işlemlerimizde bu trackpad'i yoğun olarak kullanacağız. Tekrar bir tane bir örnek dosya açayım. Evet. Yine sağdaki tuşlarımızdan içeriğinden biraz daha bahsedelim arkadaşlar. Şu şekilde menü tuşuna tıkladığımız zaman cihazdaki interneti açıp kapatabiliyoruz. Bu zaman yine trackpad'i kullanarak tıkladığımız zaman on yapabiliyoruz. Veyahut da Kindle mağazasına gidip oraya kitapları araştırabiliyoruz. Bu settings bölümü var yine bu menü tuşunda. Şu şekilde arkadaşlar register Amazon'la bir tane hesap açabiliyoruz. Veyahut da eğer hesabınız varsa işte şifrenizi vesairenize girip buradan kendinizi tanıtabiliyorsunuz. Yine aynı kısımda cihazdaki yazılım sürümüyle ilgili ve seri numarasıyla ilgili birkaç tane bilgi görünüyor. Menü tuşunun içeriği aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir home tuşuna burada ne yapabiliyorduk? Bir saniye. Şurada bir dosyayı açınca geri gelelim. Menü tuşunda bir ayar daha vardı arkadaşlar. Onu göstermeyi unutmuşuz. Hemen açayım. Şu şekilde settings'ten bahsetmiştik. Experimental'a geldiğimizde şurada 3 tane özelliğimiz açıldı. Bir tanesinde Launch Browser. Buna tıkladığımızda basit bir şey bahsettiğim web tarayıcı açılıyor. İnternet tarayıcı açılıyor arkadaşlar. Ama tekrar bunu söyleyeyim. Bu cihazla ben internete bağlanmayı başaramadım arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman cihaz saçma bir şekilde donuyor, kilitleniyor. O yüzden tekrar uğraşmak istemiyorum. Bu ya cihazın kendisiyle alakalı ya da bununla ilgili bir ayar varsa da ben bilmiyorum, bulamadım.
Ya da bizim bu özellik sadece kendi ülkesinde Amerika'da çalışıyor. Başka ülkelerde geçerli değil diye düşünüyorum. Şu şekilde altta play müzik menüsü var arkadaşlar. Burada da cihazdaki MP3 dosyalarını çalabiliyoruz. Şu şekilde ben birkaç tane yükleme içtim. Hemen açayım. Evet. Bu şekilde cihazdaki MP3 dosyaları açabiliyorsunuz. Sesi de duymuş oluyorsunuz bu arada. Yine bakın iyice arttıralım. En üst seviyede ses cihazda bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gayet yeterli. Kısalım sesi. Peki bu MP3, bu şekilde çaldığımız MP3 dosyasını nasıl durduracağız veya nasıl bir sonraki dosyaya geçebileceğiz? Onu da arkadaşlar şuradaki fiziksel klavyedeki kısa yol tuşları yardımıyla yapıyoruz. Hemen şurada bir alt butonu var. Bir de space butonu var. İkisini birden bastığımız zaman MP3 dosyasını durduruyoruz. Tekrar bastığımız zaman MP3 dosyamız çalışıyor. Evet. Yine aşağıda text to speech özelliğini görüyoruz arkadaşlar. Yine fiziksel klavyedeki shift ve SYM yazan buton yardımı ile açtığımız bir PDF veya mobi dosyasını sesli olarak okutabiliyorsunuz. Tabii bu sesli okuma işlemi Türkçe dosyalarda pek de bir işe yaramıyor çünkü Türkçe okuma şansı yok. Bu özelliğin Türkçe desteği yok. İngilizce olarak ben test ettiğimde gayet güzel çalıştığını gördüm. Geri gelelim tekrar. Cihazın arayüzü ve fiziksel tuşların kullanımı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Tabii siz kendiniz deneyimledikçe şunu da söyleyeyim. Bu biraz başta korkutucu gelebilir dokunmatik olmamasından dolayı tekrar söyleyeyim. İşte burada 50 tane tuş var nasıl baş edeceğim falan filan. İlk bir 5-10 dakikalık bir alışma evresinden sonra fiziksel tuşları çok rahatlıkla kullanabilip cihaza hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi cihazın 4 GB kapasitesi olduğunu söylemiştim. Bunun aşağı yukarı 1400 GB bize kalıyor arkadaşlar. MicroSD kart slotu takamıyoruz. Buna da işte bir aşağı yukarı 3000-3500 civarı kitap yükleyebiliyoruz. Başka bahsedebileceğimiz bir şey var mı arayüz şeyle ilgili? Cihazın performansından da bahsedecek olursak arkadaşlar, şöyle ben size birkaç tane konuşmaktan ziyade dosya açayım çeşitli formatlardaki ve çeşitli büyüklükteki orada açılma süresini görün. Ondan sonra zaten siz gerekli bilgiyi alırsınız. Şurada bakın bir ansiklopedi dosyası açıyorum PDF. Aşağı yukarı 450-500 sayfalık bir dosya bu. Boyut olarak da 130 MB'a denk geliyor. Bakın. Bir, içimden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya yani 14 saniyede açıldı. Yazımda da belirttiğim gibi bu tip sütunlu yüksek boyutlu dosyaların açılması biraz gecikmeyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Canlı şahit olduğunuz bir o aşağı yukarı 14-15 saniyede açıldı PDF dosyamız. Bununla bu şekilde. Hemen geri gelelim. Başka bir dosya açalım. Bu sefer normal bir Mobi dosyası açıyoruz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi ben tık diye açılıyor. Bunda herhangi bir gecikme, bekleme süresi yok. Tekrar gelelim. Normal bir EPUB dosyası, EPUB demişim, PDF dosyası açalım yine Danbro'nun. Bu da arkadaşlar yazı ağırlıklı bir PDF dosyası gördüğünüz. O da hemen tık diye açılıyor. Gecikme vesaire bir şey yok. Yine geri gelelim. Başka ne açabilir? Bir tane dergi açayım size. Yüksek boyutlu Bilim ve Gelecek dergisi var. Evet. Yine görüyorsunuz. Biraz bekliyor. Bu Asklepedi'ye göre nazaran daha erken sürede açıldı. Görüyorsunuz. Bir sayfa ileri gidelim. Bir sayfa geri gidelim. Evet, yine bu tür yüksek boyutlu dergi, ansiklopedi vesaire çok sütunlu dosyalarda sayfa ileri veya sayfa geri giderken bile az bir bekleme süresi olabiliyor. Tekrar göstereyim. Evet. Çok az bir bekleme süresi var. Geri gelelim. Evet, başka nasıl bir dosya açabiliriz? Bir tane de çizgi roman açayım arkadaşlar size. Evet. Çizgi romanın açılış süresi de aşağı yukarı birkaç saniyede açılıyor. Çok fazla bir bekleme şeyi yok. Tekrar başa gelelim. Arkadaşlar toparlayacak olursak arayüz ve performansla ilgili cihaz tabii eski bir cihaz. Bunu söyleyip duruyoruz habire de yani bu performansı ona göre değerlendirmeniz için söyleyip duruyorum. Eski bir cihaz olduğu için işlemcisi işte RAM'i falan gayet düşük. Buna rağmen çok da performansı kötü değil. İşte gördünüz siz de biraz önce test ettik. Yüksek boyutlu işte kimi dosyada biraz bir bekleme süresi var. Onun dışında normal bir mobi dosyası veya normal bir PDF'de açılma süresi diğer cihazların açılma süresinden çok da farklı değil. Yani bu konuda sizi çok da performans konusunda çok zorlayacağını zannetmiyorum. İşinizi görecektir. Şimdi arkadaşlar gelelim bu cihazda Mobi ve PDF dosyalarımızı nasıl açabiliyoruz? Açtığımızda ise ne gibi işlemleri yapabiliyoruz? Hemen bir tane Mobi dosyası açalım. Isaac Asimov'un İmparatorluk. Mobi dosyasını açtığımız zaman diyelim ki yazı karakterlerinin boyutunu değiştirmek istiyoruz. Onun için şuradaki daha önce bahsettiğim büyük A ve küçük A sembollü butona tıklıyoruz fiziksel klavyedeki. Şu şekilde bir menü çıkıyor. Bu menü yardımıyla kitabımızdaki yazı karakterlerini şu şekilde isteğimize göre büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Bana göre ideal görünüm bu şekilde. Yine bir aşağıdaki menü yardımıyla, özellikler yardımıyla da sağ ve sol taraftaki kitabı, sayfamızın sağ ve sol taraftaki boşlukları isteğimize göre azaltıp çoğaltabiliyoruz. Şu şekilde. Tabii default bırakmak en iyisi. Daha önce bahsettiğim text to speech özelliğini kullanarak sayfamızı sesli olarak okutabiliyoruz. Hemen deneyelim. Evet.
Text to speech özelliği de arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Tabii bu konuda kapatalım. Yine bu kapatma işlemini Shift ve yine fiziksel klavyedeki SYM yazan buton ile yapıyoruz arkadaşlar. Yani text to speech özelliği çok da kullanılabilecek gibi, tabii bu kişiden kişiye değişir. Yine tekrar söyleyeyim, cihazda kullanılan bu özellik daha yeni yeni gelişiyordu o dönem. Şimdi tabii daha iyi seviyelere geldiğini söylemek mümkün. Evet, tekrar simgemize tıklayalım. Text to speech özelliğini gösterdik arkadaşlar. Şurada da en alt kısımda da ekran döndürme ayarları var. Şu şekilde. Gerçi söylemeyi unuttum. Cihazın bu menüyü kullanmadan da ekran dikey ve yatay kullanma imkanınız var arkadaşlar. Buradaki menüye hiç girmeden de bu cihaz bu özelliği çok güzel destekliyor. Bakın, hiçbir ayar yapmadan cihazı isteğinize göre dikey, şöyle veya yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Tekrar geri gelelim. Biraz bekleme süresi olabiliyor. Evet, Mobi dosyamızı açalım tekrar arkadaşlar. Hangisini açmıştık? İmparatorluk. Evet, açtığımız bir Mobi dosyasında yapacağımız işlemler fiziksel menü tuşunda bunlar. Yine aynı şekilde bu sefer AA tuşuyla yapacağımız işlemler bunlar. Menü tuşuna tıkladığımız zaman da Mobi dosyasında iken şu şekilde arkadaşlar, daha önce de bahsettim, Kindle mağazasına gidebiliyoruz. İstediğiniz sayfaya gidebiliyorsunuz. Bu kitapla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Kitapta araştırma yapabiliyorsunuz. Buradaki işaretlemeleri silebiliyorsunuz. Veyahut da işaretleme vurgulama yapabiliyorsunuz. Veyahut da daha önce aldığınız işaretlemeleri, vurgulamaları bu menü yardımıyla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir cihaza not eklemeyi, istediğimiz bir yerin not eklemesini göstereyim ben size. Diyelim ki mobil dosyamızdaki herhangi bir yere bir not eklemek veya vurgulama yapmak istiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar, yine trackpad'i kullanıyoruz. Aşağı yukarı, sağa sola. Bu şekilde işaretleme yapacağımız yere geldiğimiz zaman trackpad'i şöyle, bir saniye, üstüne, yine merkezine, trackpad'in merkezine tıkladığımız zaman seçmiş oluyoruz işaretleme yapacağımız yazıyı. Tekrar bir tıkladığımız zaman işaretleme yapmış oluyoruz. Hemen bakalım nasıl olmuş. Evet. Şurada işaretleme yaptığımız şey görülebiliyor, görebiliyorsunuz. Tekrar geri gelelim. Evet, Mobi dosyasında yapabileceğimiz işlemler aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Mesela yeni nesil ne yok bunda dersek, font çeşidi yok arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Burada herhangi bir font çeşidi seçemiyoruz. Yok çünkü, sadece yazının boyutunu, işte kenar boşluklarını, bir de ekran ayarlamalarını dikey veya yatay ayarlarını yapabiliyoruz. Başka da bir herhangi bir şey yapma imkanımız pek yok. Mobi dosyalarında yapabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir tane de PDF dosyası açalım. Onda ne yapabiliriz, ona bakalım bir. Tekrardan Brown'un PDF dosyasını açıyoruz.
Evet, PDF dosyamız da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, sayfa sayıları mobilerde yüzde olarak gözüküyor, PDF'lerde sayfa olarak gözüküyor. Bakın şu şekilde. Mobil dosyalarında şu şekilde yüzde olarak gösteriyor sayfa sayıları. Evet. Bunu da söyledikten sonra yine aynı simgeye tıklayalım. AA simgesine bakalım, orada PDF'lerle ilgili, PDF dosyamızla ilgili ne yapabiliyoruz? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sadece cihazın zoom eksi ve artı ayarlarını yapabiliyoruz. Ki şu an full screen modunda kitabımız çok rahat okunabilir vaziyette cihazın 9.7 inç olmasından dolayı. Tabi ama siz yazı karakterleri, bu nispeten daha büyük yazı karakterleri düşük bir PDF açtığınız zaman zoom özelliğini kullanarak şu şekilde yine trackpad'i kullanıyorsunuz. İstediğiniz bölümü büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet, seçtiğimiz bölümü bu şekilde büyütmüş olduk. Tekrar geri gelelim. PDF dosyasında AA tuşunu kullanarak yapabileceğimiz işlemler aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Çok da daha fazla bir işlem yapmamıza olanak vermiyor cihaz. Tabii bu dosyanın özel dosya clear scan olarak taranmamış. Clear scan olarak taranan PDF'lerde daha fazla özellik, daha fazla müdahale imkanınız oluyor. Yine aşağı kısımda işte cihazı ekran veya dikey kullanma ayarı var. Başka da bir şey yapamıyoruz. Bu sefer menü tuşunda PDF dosyasında ne yapabileceğimize bakalım arkadaşlar. Yine mobi dosyasındaki gibi işte işaretleme yapabiliyoruz, işte vurgulama yapabiliyoruz, araştırma yapabiliyoruz. Yani normal bir mobi dosyasında yapabileceğimiz işlemleri PDF dosyasında da yapabiliyoruz. Ama tekrar söyleyeyim, PDF dosyasının clear scan olarak taranmış olması gerekiyor. Eğer clear scan değilse buradaki PDF dosyamız, bu işlemleri çoğunu yapamıyoruz. Gelelim home tuşuna arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar, cihazın Mobi ve PDF gösterme performansı bu şekilde. Tekrar göstermeyeceğim. Temin ekran özelliklerini anlatırken bahsetmiştim zaten. Ve performanstan bahsederken bahsetmiştim. Cihaz yazı ağırlıklı PDF ve Mobi dosyalarında çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Şekilli şukullu, işte biraz daha büyük kapsamlı dosyalarda bir miktar gecikme olabiliyor. Ama buna rağmen çok da problem olacağını zannetmiyorum. Rahatlıkla bu cihazla PDF ve Mobi dosyalarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu konuda sıkıntı yok. Yine işte ses dosyalarını da çok bu şekilde cihazda kullanabiliyorsunuz. Onunla da biraz önce örnek gösterdim size. Dışarı ses verme performansı gayet güzel cihazın MP3'lerde. İnternet bağlantısı hakkında işte söyleyeceğim pek bir şey yok arkadaşlar. İşte internete bağlanamadık. Şimdi tekrar onu deneyip cihazı kilitlemek istemiyorum çünkü. Yani bu cihazda ben internete giremedim. Bu cihaza özgü mü, işte tekrar söyleyeyim, bu cihaza özgü mü yoksa bizim ülkemize özgü başka bir ülkede olduğumuz için mi bu böyle? İleride bu konuda herhangi bir bilgim olursa yazıyı güncelleyip orada da tekrar okuyabileceksiniz bu konudaki gelişmeleri. Toparlayacak olursak arkadaşlar, cihaz eski bir cihaz olmasına rağmen gerek boyutuyla gerekse iyi performansıyla
elinde çok fazla PDF dosyası olan ve bu konuda işte tablete, işte diğer elektronik cihazlara, bilgisayara falan bulaşmak istemeyen arkadaşların işini çok rahat görecektir diye düşünüyorum. Burada en büyük artısı cihaz eski bir modeli olduğu için arkadaşlar bu tür geniş ekranlı, bir 6 inçten büyük ekranlı cihazların piyasada çok pahalı olması nedeniyle bu Kindle DX de eski bir cihaz. Bu nedenle daha uygun fiyatlarla bulma imkanınız olacaktır. Yani o konuda bu yüzden güzel de bir artısı var cihazın. Yani başka markanı atıyorum, bu boyutta bir cihazı aşağı yukarı 1,5-2 milyar civarı. Bizde de satılmıyor zaten. Daha önce yurt dışında bulunabiliyor. Ama Kindle'ın bu modelini, incelediğim bu modelini 400 ile 600 TL gibi bir fiyatla ikinci elini internette veya yurt dışında çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bu da cihazı alınabilir cihaz alınabilir bir cihaz yapıyor bu modeli. Gelelim cihazın artıları ve eksenine arkadaşlar. Cihazın artıları çok geniş, rahat ekran, 9,7 inç geniş rahat ekran, işte iyi PDF performansı. Bu cihazla PDF'lerini normal kitap boyutunda çok rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaşına göre, yaşını göz önüne aldığımızda hızlı sayılabilir. Malzeme kalitesi de gayet güzel. Kaliteli bir malzeme kullanılmış. Eksilerine gelecek olursak, Türkçe dil desteği yok. Arayüz daha iyi olabilirdi. İşte bazı, şunu da tespit ettim, bazı Türkçe PDF'lerde Türkçe karakter sorunu yaşatabiliyor cihaz. Ancak cihaza attığım 5 dosyanın ikisinde buna rastladım arkadaşlar. Türkçe PDF'lerde bazılarında Türkçe karakter sorunu yaşatıyor. Onu söylemiş olayım. Arka ışıklandırma yok. Bu da o devirde zaten hemen hemen hiçbir cihazda yoktu bu özellik. Evet, cihazla ilgili izlenimlerim bunlar. Cihazın incelemesini yazılı olarak okumak istiyorsanız yine sistemde mevcut ebukanem.com'a gelip yazılı olarak da okuyabiliyorsunuz incelemeyi. Onun dışında kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir incelemede daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.